Sevgili futbol arena izleyicileri, şimdi çok uzaklara gidiyoruz. Uzaklardan bir konuğumuz var. Aslında bizden birisi. Gerçekten Belçika'da tabiri caizse Türk damgası yaşanıyor. Sevgili Hasan Çetinkaya Belçika'dan yayınımıza bağlandı. Westerlo 2. Başkanı Sayın Çetinkaya, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Ali Bey merhabalar, selamlar, hoş bulduk. Dediğiniz gibi uzaklardan bir dostunuz olarak sizleri selamlamak istiyorum. Seni ve tüm çalışma arkadaşlarını. Senin aracılığınla da bütün izleyicileri, takip edenleri selamlamak istiyorum burada. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş bir işe imza attınız. Yani Westerlo takımıyla Belçika Jüpiter Ligi'nin en üst seviyesine ulaştınız. Haftalar kala şampiyonluğu garantilediniz. Önce biraz bize şu maceranızı anlatır mısınız? Gerçekten şimdi çok keyifli günlerde konuşuyoruz sizinle. Çünkü biz buraya, bu projeye başladığımızda 2019-2020 sezonuydu. Ve Oktay Bey tarafından bu kulüp devralındığında, satın alındığında Westerlo esasına bakılırsa çok geçmiş olan, tarihi olan, gelenekleri olan bir kulüp. 1933'te kurulmuş. Ancak 2010-12'li yılların ardından ciddi bir düşüş, hem mali hem idari yönden hem sportif yönden çok büyük olumsuz sonuçların neticesinde 2018'de artık iflasın eşiğine gelmiş bir kulübü Oktay Bey devraldı ve sonra biz kendisiyle birlikte bir projeye başladık. 3 yıllık bir hedef koyduk öncelikle. Bu hedefi de 3 noktada birleşti. 3 ana unsur üzerine oturtmaya çalıştık. Birincisi, öncelikle kulübün ekonomisini sürdürülebilir bir dengeye getirmek. Finansal anlamda ciddi hamleler yaptık. Daha sonra tesisleşme alanında çok ciddi yatırımlarla birlikte yeni tesis binası, sahalar olsun, stadyumun yenilenmesi ve buna benzer 200'e yakın farklı alanda tesisler içerisinde çalışma başlattık. Ve daha sonra ise kulübün kurumsal yapısını da tekrar ele geçir tekrar düzenledikten sonra artık Westerlo profesyonel bir kulüp olma yolunda, yani modern bir profesyonel kulüp olma yolunda çok ciddi adımlar ve bunu da tabii sağ sonuçlarıyla tamamlamamız gerekiyordu. Ve bu konuda da sağlıklı adımlar atarak, oyuncu izleme ekibini yeniden dizayn ederek, teknik heyette yaptığımız yeniliklerle birlikte de takımı da iyi bir standarda oturttuk ve neticesinde bu sene dediğiniz gibi ligin bitimine birkaç hafta kala şampiyonluğu garantiledik. 26 maçta 16 galibiyet, çok önemli bir seri yakalamışsınız. Peki şimdi bundan sonraki hedefler ne? Artık Belçika Jüpiter Ligi'nin en üst seviyesindesiniz. Yani inşallah, ama tabii şöyle, burayı, bu başarıyı ve bu performansı biraz daha açmak gerekirse Ali Bey, Westerlo aslına bakarsanız 4000 kişinin yaşadığı bir ufak bir kasaba burası. Hani böyle Westerlo deyince gözünüzde büyük bir şey canlanmasın oradan bakınca. Son 15 yılda dün okudum haberini, Belçika 2. liginden 1.'ye çıkan tek kasaba takımıyız. Yani işte geçen sene çıkan Union takım, Brüksel takım, hep yani şehir takımları çıkmış. Dolayısıyla o da bir bizim için anlamlı. Diğer anlamlı olan tarafı ise burası, bu 1B diye adlandırdığımız aslında ikincilik, Pro Ligi'nin ikinciliğinde 8 takım var. Tabii 8 takımdan biri olmak her ne kadar kolay gibi gözükse de aslında çok zor. Çünkü bu sezon içerisinde rakiplerimize karşı 4'er kere oynadık. Ki daha maçlarımız var. Bayağı ciddi bir rakam. Tabii, ve herkes ezbere biliyor. Yani bir maç haftasında toplam 4 maç oynanıyor zaten ligde. Dolayısıyla yani bu anlamda da çok zor. Çünkü herkes birbirini ezbere biliyor ve güç dengeleri çok uzak değil. Çünkü bizim ligdeki diğer takımların da arkalarında çok kuvvetli yabancı yatırımcılar var, kulüpler var. Örnek veriyorum, Lommel diye bir takım. Burada Manchester City'nin takımı. City Futbol Grubu'nun satın aldığı takım. Bu bizim ligde Crystal Palace'ın takımı var. Şu anda birincilikte şampiyonluğu oynayan takım Union.
Brighton'ın takımı, Leicester'ın takımı, Monaco'nun takımı. Yani böyle önemli yatırımcı fonların sahip olduğu kulüpler var. Biz ise bizim kulübümüzün başkanı ve sahibi Sayın Oktay Ercan. Bir Türk olarak bu dünya devleri arasında kendimize bir yer edinmemiz ve bir model oluşturmamız önemli, en önemlisi o. Bir futbol projesi ortaya koymamız ve bu doğrultuda başarı yakalamamız çok anlamlı. Şimdi sorunuza gelmek gerekirse, şimdi üst lige çıktık. Tabii ki büyük mutluluk. Öncelikle hedef buydu. Ancak tabii üst lig daha kaliteli, daha zorlu. Tabii oraya bir kere uyumlu hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda o ligde 18 takım var. Önümüzdeki sene o takım sayısı 16'ya düşecek. Yani bizim çıktığımız sene 3 takım birden düşecek. Bu sene 1 artı 1 düşüyor. Dolayısıyla zor bir lig. Yani gerçekçi olmamız gerekiyor. Hedef adımlarımızı yine geldiğimiz günden itibaren attığımız doğrultuda sağlıklı, ayaklarımız yere basarak, finansal dengeyi de bozmadan hedeflerimizi büyütmemiz gerekiyor. Ama biz orta ve uzun vadede burada bir hikaye yazmak istiyoruz. Bu nasıl bir hikaye? Yani küçük bir köy takımı, kasaba takımının işte üst ligde hedefi zorlayan, hatta Avrupa kupalarına katılabilecek kapasiteye sahip olabilecek bir yapı inşa etmek istiyoruz. Bu doğrultuda da donanımlıyız. Yeteri bilgiye ve birikime sahibiz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Çok güzel. Peki Belçika, bulunduğunuz kasabada halk sizi nasıl karşılıyor? Belçika basını, medyası, bu ismini saydığınız ünlü kulüplerin çok ciddi yatırımları var orada benim anladığım kadarıyla. Sizin bu başarınızı nasıl değerlendiriyorlar? Özellikle Belçika medyası nasıl değerlendiriyor? Neler söylüyorlar? Yani bir kere çok gurur duyacağımız, özellikle Türk olarak, çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin maalesef son yıllarda imajı çok parlak değil. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri açısından bakılırsa. Hani bu anlamda da çok değerli. Çok güzel yorumlar yapılıyor. Burada bir kere taraftar ve halkla o kadar bütünleşmiş durumdayız ki. Yani şöyle bir şey var. Biz geçen sene de hedefimiz çıkmaktı. Ancak bunu başaramamıştık. Taraftarlar o kadar mutlular ki gelip lütfen moralinizi bozmayın. Lütfen biz sizden çok memnunuz. Daha neler yapabiliriz diye bize yaklaşıyorlar. Yani bunu ancak Avrupa'da yaşayarak bunu anlayabilirsiniz. Hani yabancı olarak böyle anılmak, böyle kabul görmek çok önemli, çok değerli. Futbol sektörüne ve medyaya gelecek olursak orada da çok olumlu haberler yapıldı bizimle ilgili. Şu önemli bizim açımızdan. Sağlıklı ve doğru bir futbol projesinin ortaya konduğu noktasında yorumlar yapılıyor. Bir adım öteye taşımak gerekirse, burada biliyorsunuz çok büyük kulüpler var. Kulüp Brugge gibi, Anderlecht gibi. Biz bizim buradaki yaptığımız futbol alanındaki çalışmalarımız Kulüp Brugge tarafından da fark edildi. Diğer kulüpler tarafından da fark edildi. Ve bizlerle özellikle Scouting Network ve futbol altyapı noktalarında işbirliği yaptığımız bazı alanlar var Kulüp Brugge'le. Ve hatta Kulüp Brugge'ün CEO'su bir gün bizim Pro Lig'in toplantısında, yani başkanların yer aldığı toplantıda bir söz alıp şöyle bir ifadede bulunmuştu. Demişti ki Belçika'da çok yatırımcı kulüpleri var. Çoğu da başka kulüplere, yani Avrupa'nın dev kulüplerine bağlı. Burayı pilot takım gibi görüyorlar. Ancak Belçika'ya gelip gerçek manada doğru bir futbol projesi ortaya koyan tek örnek kulüp Westerlo ve ben bu anlamda Westerlo yöneticilerini tebrik ediyorum diye bir konuşma yapmış. Yani bunlar çok önemli. Bunlar çünkü zorlayarak söyletilebilecek şeyler değil. Özellikle böyle büyük kulüpler tarafından. Bu anlamda çok olumlu tepkiler aldık. Bu bizim için çok mutluluk verici. Çünkü istediğiniz kadar doğru işler yapın. Neticede bizler yabancıyız. Burada bir Türk olarak iş yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu duymak özellikle benim adıma çok değerli ve anlamlı. Şimdi tabii şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yüzünüze de renk gelmiş. Hakikaten ben sizi iyi gördüm. Biraz yüzünüz renklenmiş. Biraz da kilo vermişsiniz. Herhalde bu çalışma ortamından kaynaklı. Türkiye'de çünkü
sizin çalıştığınız dönemleri de hatırlıyorum. Bayağı bir üzerinizde bir baskı, bir stres vardı. Bayağı bir yüzünüzün rengi yerine gelmiş. Dün de görüyorum Twitter'da fotoğraflar paylaşılmış. Eski halime, yeni halim diye. Tabii Fenerbahçe'deki dönem ağır bir dönem. Hani kolay değil. 10 yıl, 10 yıla yakın bir süre. Özellikle Fenerbahçe tarihinin ya da Türk spor tarihinin diyeyim en buhranlı dönemi. Çok büyük saldırılarla yani gerçekten bir günümüz bile stressiz geçmedi diyebilirim. Dolayısıyla o insanın da dış görünümüne yansıyor. Burada tabii bir kere futbolla aşırı neşeliyiz. Burada sağlıklı adımlar atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi biraz daha mutlu yaşamaya başladık burada. Güzel, çok güzel. Peki bir şey soracağım Sayın Çetinkaya. Türkiye'deki futbolla Belçika'daki futbol arasındaki fark nedir? Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Biliyorsunuz malum bir de Türkiye'de üç büyükler aldı başını gidiyor. Bu finansal yapıyla işleri gerçekten çok zor. Avrupa kupalarında bayağı bir geriye düştük. Ne yapılması gerekir? Yani şimdi siz orada bir Türk vatandaşı olarak Belçika'da gerçekten çok önemli şeyler başardınız. Türkiye'de neler eksik? Türkiye'de neden olmuyor? Ali Bey, yani bu tabii başka bir program konusu. Bu tabii uzun uzun bunu konuşmak lazım. Bu sorunuz da çok yerinde bir soru. Ben teşekkür ediyorum. Bunun konuşulması lazım. Ben çünkü iki tarafı da yaşadığım için iki açıdan da bakabiliyorum rahatlıkla. Bir kere en temel problem bizim Türkiye'deki futbolumuzda ne yazık ki orta ve uzun vade planlama yapma şansı hemen hemen yok. Hiçbir kulübün yok, hiçbir yapının yok. Yani bunu neden anlatıyorum? Siz sonuçta bahsettiğiniz kulüplerimiz, büyük kulüpler özellikle, yani diğer takımlar da olsun, futbol sektörüne dönen rakamlar çok büyük. Dolayısıyla bunlar holding gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani büyük işletmeler bunlar. Şimdi büyük işletmelerde orta ve uzun vade planlama yapılamadığını düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şeyin olabilmesi ihtimal dışı. Türkiye'de sadece kısa vade planlamalar. Neden? Çünkü kulüplerimizin yapıları bunu gerektiriyor. Seçimle gelen yönetimler seçimle gidiyorlar. Kısa vadede yetkilendiriliyorlar. 3 yıllık görev süreleri var. Bu 3 yıl içerisinde tutup altyapıya yatırım yapılacak olsa, yani gerçek manada ben yapılmıyor demiyorum. Ama kağıt üstünde Türkiye'de altyapıya yatırım yapılıyor. Yani hiç kimse gerçekten yapmıyor. Ben gerçekten altyapıya nasıl yatırım yapıldığını burada gördüm ben. Yani Türkiye'de ne yazık ki yapılıyor ama kağıt üstünde. Gerek tesisleşme, gerek teknik yapılanma, gerek bir futbol modeli oluşturma noktalarında yapmıyoruz. Çünkü yaptığımız anda bunun sonuçlarını 4 ya da 5 yıl içerisinde ya da 3 yıl içerisinde alabileceğiniz yatırımlar bunlar. Bu da kimsenin işine gelmiyor. Çünkü sistem buna uygun değil. Dolayısıyla gelen yönetimler kısa vadede sonuç nereden alabilir? Profesyonel takımda, A takım seviyesinde. O yüzden kısa vadede oyuncu transferleri ve sağ sonuçlar üzerinden gidiyor. Ve kısır bir döngü var. Tabii bu olayı etkileyen tabii sadece bu bahsettiğim yapılanma değil, aynı zamanda ülkemizin de gerçekleri. Çünkü futbol biliyorsunuz nasıl yönetildiğini. Farklı dinamikler bu işin içinde aktif durumda. Bunu herkes bir yere çekebilir tabii. Ben sadece parantez olarak söyleyeyim. Yani dolayısıyla bunun olduğu sağlıksız bir ortam var. Bu sağlıksız ortamda da bir şey yetiştirmek zor. Buraya gelirsek burada şimdi bir kere burada olmazsa olmaz orta ve uzun vade planlamalarımız var. Biz örnek veriyorum. Biz geçen sene yine kulüp Brugge'le olan işbirliğimiz çerçevesinde İsrail'de oynayan bir fil dişi sahili bir forvet aldık. Fernand Gure diye bir çocuk. 19 yaşında. Ama aldığımızda şunu kararını verdik. Dedik ya bu çocuğun daha gelişime ihtiyacı var. Biz bu seneyi gelişim yılı olarak ilan ettik. Çocukla da konuştuk. Dedik ya senin bir kere antrenman disiplinin, antrenman seviyen, yeme düzenin, taktiksel uyumun, fiziksel uyumun gibi konularda seninle çalışmalar yapacağız dedik ve biz ondan önümüzdeki sene verim alacağız. Ve bu sene de o çocuğun da üzerinde baskı yok, bizim de üzerimizde performans baskısı yok. Ya bu bir örnek ama tabii bu örneği alıp diğer oyunculara ya diğer konulara da aktarabilirsiniz. Tabii Türkiye'de bunu yapmak imkansız. Düşünebiliyor musunuz? Bir oyuncu yatırım yapıyorsunuz ve diyorsunuz biz bundan bir sene sonra verim alacağız. Bu kim tarafından kabul görür? Bu beceriksizlik olarak da
çoğu zaman adlandırılabiliyor ülkemizde. Bir de sabır yok bizde. Efendim, sabır yok. Çünkü sabır, herkesin sonuç beklentisi var. Bunun yanında tabii bir de şöyle bir farkımız var. Bir kere altyapı konusunda aramızda çok büyük uçurumlar var. Yani buradaki altyapı organizasyonu Ali Bey muazzam. Ben size Westerlo üzerinden sadece örneklendirebilirim. Bizim şu anda tam 7 tane antrenman sahamız var. Stad'la birlikte 8. Düşünebiliyor musunuz? Yani bahsettiğim o iflasın eşiğine gelmiş takımın 7 tane sahası var. Ve bizim 5 yaşından 21 yaşına kadar her yaş grubunda 2'şer 3'er tane takımlarımız var. Dolayısıyla müthiş bir eğitim. Futbol Federasyonu belirlemiş olduğu bir eğitim programı var. Çocuklar burada cıvıl cıvıl, hafta sonu altyapı maçları olduğunda müthiş bir ortam var. Hem bölgesel futbolu destekliyorlar, insanları spora, futbola teşvik ediyorlar. Bir yandan ulusal alanda da daha yetenekli oyuncuların yönlendirildiği bir program var. Dolayısıyla fark var. Bir de profesyonel seviyedeki farkı da şöyle adlandırabilirim. Bir kere temel fark, teknik olarak farkımız yok. Tabii ki çok üst seviye oyuncular arasında olabilir ama teknik olarak inanın bizim Türkiye'deki oyuncularımızla buradaki Avrupalı oyuncular arasında çok büyük farklar yok. Ama en büyük fark fiziksel performans ve taktiksel bilinç. Yani bu iki noktada aramızda makas değil, yani ben o kadar büyük fark var ki. Uçurumlar var. Uçurumlar var yani. Bu çok zor bunu kapatmak. Yani çünkü daha çok koşuyorlar, daha organizeler. Esas iki tane büyük fark var. Bugün işte dediğiniz gibi Avrupa kupalarını artık tesadüfler dışında boy gösteremiyoruz. İşte sıradan, yani bütçe olarak asla kıyaslanamayacak takımlar, işte Çekya'dan olsun ya da başka ülkeler olsun, bizim takımlarımızı çok rahat yenebiliyorlar. Dolayısıyla aramızda bu anlamda da büyük farklar var. Dediğiniz gibi bu aslında çok uzun konuşulacak bir konu. Türkiye'ye geldiğinizde sizi Futbol Arena'nın stüdyolarında ağırlamak isteriz. Bu konuyla ilgili çok geniş kapsamlı da sizin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz açıkçası. Ama sizi şimdi bulmuşken de bir Fenerbahçe sorusu da sormadan da edemeyeceğim. Bir, Fenerbahçe'yi özlüyor musunuz? Çünkü siz ayrıldıktan sonra da çok eleştiriler de oldu aslında Başkan Sayın Ali Koç'a. Yani Hasan Çetinkaya gibi kendisini kulübe adamış bir insanı sizde yol ayrımına gitmesi de çok eleştirildi ve Fenerbahçe'nin durumu da ortada. Fenerbahçe'nin bu durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de Fenerbahçe'yi özlüyor musunuz? Ya da bir gün tekrar Fenerbahçe'ye gelecek misiniz? Fenerbahçe tabii çok bizim için, ben hep ayrılırken de söyledim. Benim için orada bulunmak, orada aldığım her nefes, geçirdiğim her gün çok büyük bir onur, gurur, şereftir yani orada olmak. Dolayısıyla alnım açık bir şekilde 10 yıla yakın bir süre orada görev aldım ve inanın her günümüzü nasıl katkı yapabilirim diye geçirdim. Çoğu zaman ne aile hayatı, ne özel hayatı, hiçbir şey kalmadı. Yani bütün ömrümüzü tabiri caizse Fenerbahçe adamış vaziyette çalıştım, çabaladım, elimden geleni yaptım. Dolayısıyla hani Fenerbahçe benim kalbimde, onu hiçbir zaman kimse çıkaramaz, söküp alamaz. Tabii ki özlüyor muyum? Özlüyorum ortamı, o atmosferi. Çok farklı çünkü dediğim gibi yani orada çalışmak zor ama bir o kadar da çok keyifli. Çünkü dediğim gibi bu kutsal bir görev olarak adlandırdım ben giderken. Ayrılırken bir kutsal görev gibi düşündüm her zaman. O bilinçle hareket ettim. Dolayısıyla hani o güzel bir dönem olarak hayatımda yer alacak. Tabii sonraki dönemde ben hep iyi gitsin diye hakikaten çok diledim. Çünkü dediğiniz gibi yani kötü gittiğinde bu sefer bizim isimlerimiz anılmaya başlanıyor. Kıyaslamalar yapılıyor. Bu aslında beni çoğu zaman da rahatsız etti. Çünkü oradaki insanların nasıl çalışmak istediğini veya ne niyetli olduğunu çok iyi bildiğim için bizler de çünkü başka bir yola gitmiştik. Yani gönül ister ki hep başarılı olsun. Çünkü taraftar hakikaten orada son yıllarda çok acılar, sıkıntılar çekti. Yani Fenerbahçe taraftarın yaşadığını bu dünyada diyeceğim, Türkiye demeyeceğim de hiçbir taraftar grubu yaşamadı. Dolayısıyla çok ağır, çok büyük travmalar yaşadılar. Özellikle Ali Bey'le birlikte de çok daha başarılı günler olmasını mutlaka herkes isterdi.
Ancak tabii pek hesaplar tutmadı. Yani tam istenen neticeler en azından alınmadı. Hani tek dileğim hani inşallah çok başarılı olur. Herkes çok mutlu olur. Çünkü hala orada çok sevdiğim insanlar var. Samandıra'da olsun birlikte çalıştığımız, görev aldığımız insanlar var. Hani o bizim çünkü Fenerbahçe'de hayat galibiyet olduğunda güzeldir. Galip gelmediğinde kabustur yani hani. Dolayısıyla hani hep gözüme o anlar geliyor. Yani böyle kaybettikçe oradaki insanların yaşayabileceği sıkıntıları hayal ediyorum. Empati yapmaya çalışıyorum. Hani diyorum ki hani ya inşallah kazanırlar. Çünkü hakikaten kabus sürüyor ama kazanınca da dünyanın en güzel yeridir. Hani inşallah bir an evvel istenen bu sezon tabii şimdi toparladı bayağı. Son durumunu da takip ediyorum. İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte hakikaten kadro olarak da çok kuvvetli bir kadrosu. Hani her pozisyonda dörder beşer tane alternatifi olan bir kadro. Yani diğer takımlarla ben sadece dışarıdan bakabiliyorum. Tabii çok içeride bulunmadığım için çok fazla yorum yapamayacağım ama diğer takımlarla kıyasladığım anda Fenerbahçe'nin kadrosu çok daha iyi. Şimdi İsmail Hoca'nın elinde daha iyi sonuçlar almaya başladı. Tabii ki hedeften çok uzak yani. Sonuçta Fenerbahçe'de hedef her zaman şampiyonluktur. Uzak olmasına rağmen yine bir toparladı. İnşallah seneye çok daha iyi bir şekilde lige girip şampiyonluğu göğüsler diye ümit ediyorum. Sayın Çetinkaya, çok teşekkür ediyorum. Bize kıymetli vaktinizden çok yoğunsunuz. Telefonlarınız da susmuyor. Ama sizi ve sevgili başkanı da Oktay Ercan Bey'i de İstanbul'a geldiğinizde muhakkak ve muhakkak Futbol Arena stüdyolarında bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz son bir şey var mı Futbol Arena vasıtasıyla izleyicilerimize? Ben teşekkür ediyorum. İnşallah geldiğimde söz mutlaka geleceğim sizlere. İnşallah birlikte de oluruz. Sizler tarafından bu başarının takip edilmesi inanın beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Çünkü ben bu işin emekçisiyim Ali Bey. Ben hani Gençlerbirliği'nde en alt yaş gruplarından başlayıp tırnaklarınla tabiri caizse kazıya kazıya belki bu işi en genç yapan insanların başında geliyorum. Yani bu işi en genç yaşta yapan insanlardan birisiyim. Türkiye'de tabii zaman zaman biliyorsunuz hep bir yabancıya ihtiyaç duyduğumuz dönemler oluyor. Hem gerek teknik heyetlerde, kulüplerde. Hani ben de Türk olarak bu topraklardan yetişmiş bir insan olarak gidip yurt dışında Oktay Bey ile birlikte yani nasıl bir rol model oluşturur, bir kulüp modeli oluşturulur? Bunu Avrupa'nın göbeğinde Belçika'da kanıtlamak istedik. Yani bu anlamda da hem gerek Oktay Bey gerek ben biz bu konuda çok mutluyuz. Yani bir Türk olarak biz bunu yurt dışında da yapabiliyoruz, becerebiliyoruz. Bu konuda da donanımlıyız. Ülkemize de bunu göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle bütün bizi takip eden, izleyen, tebrik eden sevenlerimize, dostlarımıza selamlarımı iletiyorum buradan. Sayın Çetinkaya, çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah gelecek yılda o Anderlecht'leri, Kulüp Brugge'leri yenerek belki de Belçika Jüpiter Ligi'nde o muhteşem şampiyonluğu tekrar bu stüdyolarda beraber birlikte yaşarız. Yaşamak dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin hepinize.